Moderatörlüğünü ve sunuculuğunu kendileri yapacaklar. Buyurun Gülayen. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Daha önce Mehmet Bey'in söylediği gibi ben de davetliydim buraya. Şubat ayında ben de bir konuşma yaptım. Şimdi de çok sevgili dostum İstanbul Üniversitesi'nden tanıştığım, birlikte doktora yaptığımız arkadaşım Doktor İlkay Can Okkalı burada davetiyeniz olarak. Çok teşekkür ederiz. Kendisi İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Yüksek lisans konusu ressam Güzin Duran'la ilgiliydi. Bir monografi yazdı. Doktora konusu ise 1880'lerden 1950 yıllara kadar Türk resminde iç mekanlardı. Bugün ise size Osman Hamdi Bey'in sanatını ve müzeciliğini anlatacak. Sözü Doktor İlkay Canan Okkalı'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Mehmet Tütüncü şahsında Center for Public Debate'e de teşekkürlerimi sunuyorum davetiniz için. Sizlere bu akşam Osman Hamdi Bey'in sanatı ve müzeciliğini aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi Osman Hamdi Bey dediğinizde inanılmaz bir resimleri. Süremiz el verdiğince 45 dakika içerisinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapayım. Evet. Evet, burada Osman Hamdi'nin 3 şöyle engelleyeyim. Şunlar şöyle alalım. Şöyle bak. Evet. 3 fotoğrafını görüyorsunuz. Aslında karakterinden izler de taşıyan bir fotoğraf serisi aslında bu. Osman Hamdi Bey kimdir dediğimizde insanların hemen aklına işte oryantalist bir ressam, işte İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu, en çok da Kaplumbağa terbiyecisinin ressamı ya da Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi Nefise Mektebi'nin müdürü geliyor. Ama aslında bunların hepsini oluşturuyor Osman Hamdi Bey. Ressam kimliği bizim için şu bakımdan önemli. Geleneğinde mimesis kavramı olmayan, minyatür geleneğinden gelen bir Türk resim sanatı var. Ve bu sanatta çekinik olarak figür resmi çok yeni, manzara resimleri yapıyorlar. Osman Hamdi, Türk resmine figürü ilk kez sokan sanatçı aslında. Kompozisyonda ilk kez figürü ele alması, kadın temasını ele alması açısından önemli bir sanatçı. Genellikle de oryantalist mi, değil mi? Birçok görüş var, çok tartışmalar var. En son çok kapsamlı bir çalışma yaptı Edem Eldem ve akrabası da uzaktan. Oryantalist olduğu konusunda vurguladı. Osman Hamdi Bey nasıl çalışıyor? Genellikle fotoğraftan resim yapma yöntemine bağlı olarak çalışıyor. Burada da gördüğümüz gibi fotoğrafları büyütüyor, fotoğrafları çekildikten sonra kareleme yöntemiyle ve bunları kompozisyon içerisinde kullanıyor. Evet, ben size bugün Osman Hamdi'nin resimlerini 4 ana başlık altında açıklamaya çalışacağım. Bunlar portreleri, iç mekan resimleri, mimari resimler ama bunlar daha çok cami kapısı önünde yaptığı kompozisyonlar ve manzaralar. Osman Hamdi Bey'in portrelerine baktığımızda genellikle aile ve kendisini resimlediğini görüyoruz. En çok da ikinci eşi Maria Naile Hanım portresini görüyoruz. Bu 1880'den bir resim. Naile Hanım Fransa'da doğan, Maria Paillard adıyla 1863 yılında Fransa'da doğan ve Osman Hamdi ile tam ne zaman, nerede tanıştı da pek de bilinmeyen ve sonrasında Naile ismini alan ama dinini asla değiştirmeyen bir Fransız kadını. Maria Naile'den Osman Hamdi'nin 3 çocuğu oluyor. Leyla, Ethem ve Nazlı. Bunları neden söylüyorum? Çünkü Osman Hamdi ailesini, özellikle eşini ve çocuklarının portrelerini yapmayı seviyor. Onları da örneklerine göreceğiz.
Yine Nail Hanım portresi 1880'den. Yine Nail Hanım portresi. Size şimdi iki adet fotoğraf göstereceğim. Fotoğraftan çalıştırma yöntemi olarak Osman Hamdi'nin bunu çok sevdiğini anlamanız için gördüğünüz gibi fotoğrafla tuval arasında çok sıkı bir ilişki var. Bir önceki resimde gördüğümüz gibi. Bu fotoğraflar kim tarafından çekildi? Muhtemelen profesyonel birileri tarafından çekildi. Ethem Eldem'in görüşü Pascal Sebah veya Halefler'e tarafından çekilmiş olduğu düşünülüyor. Evet, burada bir 10 yıl sonrasında Nail Hanım portresini görüyorsunuz. Burada değişik bir teknik de kullanmış aslında Osman Hamdi. Arka fonunda altın yaldız kullanımı var ve farklı bir yere sahip. Adeta işte Bizans ikonaları ya da işte Osmanlı Sarayı portrelerinin sentezini yansıtıyor. Osmanlı kadını portresi görüyoruz. Ve yine Nail Hanım. Yine bu fotoğraflardan kullandığı. Mimozalı kadın diye geçiyor ama bunun da Nail Hanım'ın yaşlılığı 1906'da olduğunu düşündüğümüz bir portresi. Osman Hamdi'nin ilk eşi Agarita portresi Viyana'da bulunuyor. Başka bir portresi olup olmadığı bilinmiyor maalesef. Yine Ethem Eldem'in çalışmalarına göre Paris'te devlet görevlisi olduğu 1863 ve 65 yılları arasında Agarita Charlotte Guy ile tanışıyor. Birlikte yaşamaya başlıyorlar ve bu ilişkiden 1867'de Fatma, ardından da ikinci kızları Melek dünyaya geliyor. Bir yıl sonra Osman Hamdi İstanbul'a dönüyor. Maalesef 1869 ve 71 yılları arasındaki Bağdat görevinden dolayı ilişkileri sekteye uğruyor ve eşi ve çocuklarını babasının yanında bırakmak zorunda kalıyor. Ve bu ayrılık onlara iyi gelmiyor. Bir şekilde ayrılıyorlar ama yine de tam ne zaman ayrıldıkları konusunda şüpheler var. Agarita küçük kızı Melek'i de alarak Paris'e dönüyor. Fatma büyük kız babasıyla İstanbul'da kalıyor. Bu resmin Agarita'ya ait olduğunu yine bir fotoğraftan anlıyoruz. 1872-74 yılları arasında Viyana'ya gittiği zamanlarda Viyana'dayken kalabalık bir grupla çektirmiş olduğu bir fotoğrafta en önde yarı uzanmış şekilde duran genç kadının Agarita olduğunu anlamamız mümkün. İşte asıl mesele Osman Hamdi'nin ilk evliliğinin ne zaman bitip ikincisinin ne zaman tam olarak başladığı konusunda sıkıntılar var. Evet, Osman Hamdi Bey'in kızı Leyla Hanım portresini görüyoruz. Oğlu Ethem, Osman Hamdi'nin Nail'e adını alan Maria Palart'ta ikinci evliliğinden olan ikinci çocuğu. O da babasının izinden gidiyor ve arkeoloji ve müzecilik konusunda uzmanlaşıyor. 1907'de yaptığı yine Ethem portresi. Pembe başlıklı kız Nazlı portresi. Bu da Osman Hamdi'nin Nail'e Hanım'la 1893-1958 yılları arasında yaşamış kızı. Yine Nazlı portresini görüyoruz. Sarı kurdeleli kız ya da Nazlı portresi olarak geçiyor. Osman Hamdi'nin portresini yapmış olduğu çocuklar sadece kendi çocukları değil, yakın akrabasından kişiler de var. Bunların içerisinde en yakın olanı kızı Leyla'dan olan torunu Nimet. Kurdeleli kız ya da Nimet portresinde 1906'da görüyoruz. Daha uzak akrabaların da resmettiğini göreceğiz. Yine Nimet, beyaz entarlı kız. Bunlar tabi Osman Hamdi'nin aslında daha geç yapıtları. Yani 1880'de figürü artık Türk resmine soktuğu zamanlardan çok daha ileride. Resimdeki boya kullanımını da çok farklı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Daha rahat fırça vuruşları görmekteyiz. Yine bir fotoğraf Osman Hamdi, kızı Nazlı ve torunu Nimet'le. Yakın akrabalarından kuzeni Tevfik portresi, Lorer Okuyan. Yine Tevfik'in kızı Osman Hamdi'nin, Tevfika'nın 3 portresini yapıyor. Çekik gözlü kız da denebilen bir resim.
Yine Tevfika portresi 1882. Tabii diğer portreler de var. Osman Hamdi Bey'in teyzesi Şerife Ayşe'nin torunu olan Orhan portresi. Bununla ilgili çok bilgi yok ama Osman Hamdi resmi sevgili Orhan'ıma diye ithaf etmiş. O yüzden yakın bir ilişki içerisinde olduklarını düşünüyoruz. Ailesi dışında birkaç çocuğun da portresini yapmıştır. Bunlardan birisi Fesli çocuğu görmekteyiz. Her ikisi tarihsiz ve imzası olan köylü çocuğu ve İtalyan kızı da ailesi dışında yaptığı çocuk resimleri arasında. Evet, Enver Bey portresi var. Daha çözünürlüğü yüksek bir resim bulamadım maalesef. Bir kadın portresi bulunmakta ya da Kokona Despina portresi. İhtiyar balıkçım, çevresindeki insanları da etkilenerek resimlediğini görmekteyiz. Yine arkeolojik alanda beraber çalıştıkları Carl Human portresi maalesef siyah beyaz bir görüntüsü vardı. Ve Kökenoğlu Rıza Efendi portresi. Evet, iç mekanları ikinci ana başlık altında işleyeceğiz. Ressam çalışırken veya ressamın atölyesi diye bilinen, tabii bu fotoğraf arşivinden maalesef resim şu anda yok. Yaklaşık 1880'e tarihlenen bir resim. Batı sanatında aslında sanatçıların kendilerini atölyede resimlemeleri çok yaygın. Ama biraz önce de söylediğim gibi bizim geleneğimizde zaten resim daha yeni oluşmaya başlıyor. 1880'lerden bahsediyorum. Ve bu açıdan da aslında ilk örnek kendini atölyede resimleyen bir sanatçı olarak. Modeline bakarken betimleme yoluna gitmiş. Ve Osman Hamdi'nin kendisinin eserlerinde kullanmasının bilinen de ilk örneği. Kendisini gördüğünüz gibi bir doğulu tip olarak resmetmiş ve bir ressam olarak gerçekte ve o an olduğu gibi resmetmiş olması da son derece şaşırtıcı. Servet-i Fünun dergisine verdiği bir röportajda atölyesinde fotoğraflamış ama burada atölyesine dair bir iz bulamıyoruz. Çünkü keskin kılıç tuvalin önünde fotoğraflanmış. Sadece yerde hasır olduğunu anlayabiliyoruz. Bu fotoğraf biraz daha ayrıntı vermekte. Atölyesinde, Osman Hamdi Bey atölyesinde fotoğrafı. Ahşap bir masanın üzerine yerleştirilmiş bir sandalye, küçük bir koltuğun üzerinde oturmakta. Ve masanın solunda ve üzerinde bir çay takımı yer almakta. Ben de geriye geleyim. Evet, bu resimde aslında bütün iç mekanlarda göreceğimiz objeleri de göreceğiz. Doğu'ya ait, Osman Hamdi'ne ait. Bunları yeri geldiğince size paylaşacağım. Evet, Osman Hamdi Bey'in iki müzisyen kız resmi. Resmedilen mekan bir ibadet mekanı ve muhtemelen de Bursa Yeşil Cami'nin içinde kapının sağında yer alan mahfil. Mermer şebekeler ve sağda görülen çinli bordür aslında kurgu montajla eklemiş Osman Hamdi. Genç kızları farklı müzik aletleriyle betimlemiş. Müzik Osmanlı üst sınıfı kadının aslında yaşamının bir parçası ve yine bir İslam dekoru içerisinde betimlemiş. Bunu Osman Hamdi'nin tüm iç mekanlarında göreceğiz. Yine entari üç etek giymiş iki müzisyen kız saçlarını yemeniyle toplamışlardır. Osman Hamdi Bey'in mekanları özgün yerlerinden ya da bağlamlarından koparılmış bir mimari öğeler düzenlemesi şeklinde kurgulanmış betimlerdir. Ve en çok tartışılan eseri Yaratılış soru işaretleriyle doludur aslında. En çok da tartışılan resimlerinden biridir. Türbede Karaman İbrahim Bey imaretinin mihrabına önünde bir rahleye oturtmuştur. Wendischau bu resim için Osman Hamdi Bey'e bir devrimci kimlik yükleyerek bu denli rahatsız edici tuvallerin dönemin sansürüne nasıl takılmadığını sorgular. Karaman İmaret Camisi, Çinli Mihrabı
günümüzde İstanbul Çinli Köşk'e sergilenmekte. Bu resmi yaratılış dedim, aslında mihrap diye geçiyor ama bu da Osman Hamdi Bey'in resimlerinin isim kargaşasından kaynaklanıyor. Yani bunu biraz hafifletmek için belki böyle bir terim kullanılıyor ama bu resim ilk sergilendiğinde Tekvin ismini vermiş Osman Hamdi Bey. Yani hani yaratılış olarak çevrilebilir. Evet, okuyan genç emir. Yine zengin ayrıntılarla bezenmiş bir arka planın önünde uzanmış okuyan bir adam tasvir edilmiş. Resimde yine kullanmayı çok sevdiği eşyalar var Osman Hamdi'nin. Alçak bir sekiye uzanmış, Kur'an okumakta. Uzandığı alçak sekinin üstünde bir halı serili ve tablo farklı iki dünyayı, doğu ile batının konularını harmanlamakta. Bu resim yanmıştır. Elimizde kalan fotoğrafı yine okuyan kadını görüyoruz. Yine aynı şekilde betimlemiş. Yine okuyan genç emir bu daha geç zamanda 1905'te yaptığı ama hemen hemen aynı formatta ve imzasını da kitap arasına atmıştır. Evet, Osman Hamdi Bey türbe içerisinde figürlü çalışmaları çeşitli. Önceki örneklere göre türbeye veya ibadet mekanına daha saygılı figürlerde resmettiğini görüyoruz. Bu çalışmalarda mekan-figür ilişkisi özenle kurulmuştur bu resimde olduğu gibi. 1902 ve 1907 yılları arasında ait iki tabloda hemen hemen aynı. Osman Hamdi'nin bir diğer özelliği de zaten seri resimler yapması. Yani bir resmin iki ya da üç versiyonunu yapabiliyor. Her ikisinde de bir halının üstüne diz çekmiş olan cübbeli, sarıklı bir kişi önünde rahlede açık duran büyük bir Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i okumakta. Sadece aralarında boy farkı var resimlerin, bir de arkasındaki Çinlerin şekli farklıdır. Çok sevdiği, kullanmayı sevdiği testi, Çanakkale yapımı bir testi görmekteyiz. Bu diğeri biraz daha kötü bir resim. Kötü derken hani fotoğraf anlamında. Viyana Belvedere Müzesi'nde bulunuyor. 1902 Paris salonunda sergilenmiştir. Vazolu İran halısı denen bir halı yerde durur. Tablonun en ilginç detayları hocanın arkasında duvarda raflı oyun içinde yer alan kitaplardadır. Osman Hamdi'nin birer gizli imza yerleştirmesine imkan verir bu raftaki kitaplar. Ressam Osman Hamdi 1317 ibaresi 1902'deki resimde. 1907'de de yine aynı yerde kitapta sadece kitabı Osman Hamdi sözü yer almaktadır. Kur'an okuyan hoca, Kur'an tilaveti. Çinili bir türbe içerisinde rahlede Kur'an okuyan bir hoca betimlenmiştir ve mekan Bursa Yeşil Cami'nin içinde kapının sağ tarafındaki mahfildir. Sanatçı yön değişikliği yaparak kapı değişikliğiyle kapıyla aynı hizada olan mahfili sanki caminin içerisine doğru yapmıştır. Kur'an okuyan kişi caminin kapısının içine bakınca sağdaki mahfilinde yere serilmiş bir halı üzerinde önünde Kur'an okuduğunu görüyoruz. Mahfili ayıran korkuluğun bir hizasında Memlük işi, pirinç ve cam kandil asılı durmakta. Daha yakından bir detay görüyoruz. Ve kullandığı mimari örneklerle çeşitlendirdim. Yeşil türbe Osman Hamdi Bey'in. Yine türbe. Az önceki resme gördün mü? Orası neresi? Yeşil Cami. Hı-hı. Evet, Yeşil Türbe'yi de görüyoruz mimari ve resim ilişkisi bağlamında. Bursa Yeşil Cami'de yine çinili bir mekan içerisinde bir ayakta diğeri oturan iki figür betimlenmiş. Bunların ikisi de aslında Osman Hamdi Bey. Ama burada kendini aslında betimlemiyor. Yani o ressam çalışırkenki olduğu değil, sadece bir model olarak bu kompozisyon içerisine kurguluyor.
Kompozisyonda kapının hizasında sol tarafta kalan mahfil, yazılı tipte Memlük Şamdanı, Kandil ve Sülüs hatlı yazılı iç içe iki ayet yer alıyor. Fotoğrafı bir araç olarak kullanma suretiyle zaman ve mekan montajı bu resimde de geçerli. Evet, oturmuş, elinde kapalı bir kitap olarak düşünen figür Osman Hamdi'nin kendisi. Cami önünde konuşan hocalar resminde de yine kendi resmini yapacak. Ayakta duran kişi de kendisi. Osman Hamdi Bey, türbe ziyaretinde iki genç kız sıkça kullandığı bir türbe teması dedim. Bunu da Jerome'dan etkilenme şeklinde yorumlayabiliriz. Jerome onun hiç hocası olmamıştır ama tanıştıklarını ve mektuplarının olduğunu biliyoruz. Gerçekten de türbe Osman Hamdi'nin resimlerinin büyük çoğunluğunda karşımıza çıkıyor. Yine fotoğraf bir araç olarak kullanılıyor bu resimde. Türbede yine bir ayakta diğer oturan bir kadın var. Ayakta olanın yine Naile Hanım olduğu düşünülmekte. Bursa Yeşil Türbe'nin içini çinli kaplı lahti, mihrabı birebir resimde göstermiştir. Bu resmin de Çocuklar Türbesi'nde derviş resminin de iki versiyonu vardır. 1903 tarihli ilk versiyon neredeyse 4 kat daha büyüktür ve Paris'in en önemli müzelerinden birisinde Dorsay'da sergilenmekte, hala sergileniyor. Türbe, Şehzade Cami bahçesinde yer alan Bosnalı damat İbrahim Paşa'nın çocuklarına ait ve anıt mezarlarının bulunduğu mekanın girişinde yine Osman Hamdi Bey kendini model olarak bir derviş şeklinde betimlemiş. Eşikte terliklerini, değneğini bırakmış, işte sol elini havaya kaldırmış, ayakta dururken betimlenmiş ve mekanın içerisinde birçok hat lefada bulunmakta. Evet, bu da Lahitler'in bir etüt çalışması, yine İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde bulunuyor. Ab-ı Hayat Çeşmesi. Bu resme sahne oluşturan yer Çinli Köşk'teki 3. Murat Çeşmesi'nin başında yer alır. Ve burada yine aslında Osman Hamdi Bey olduğunu anladığımız kişinin kitap okuduğunu görüyoruz. Osman Hamdi Bey'i en iyi tanımlayan çini kullanımı, düz veya belli belirsiz motifli renkli çini duvarlar bu resimde de vardır. Gerçekten bu çini panolarıyla Osman Hamdi hem her zaman önemsediği gerçeklik unsurunu yakalamış, hem de aynı şekilde meraklısı olduğu renk ve ışık oyunları için verimli bir alan oluşturmuştur. Tablonun genel özelliği Osman Hamdi Bey'in 1901-1908 yılları arasında gerçekleştirip 1929 yıllar arasında Paris'te, Londra'da ve Berlin'de sergilediği büyük ebatlı tuvallerin hemen hepsinde bulunan özelliklere sahiptir. Şarka özgü bir iç mekan, şark kıyafeti giymiş, merkezi konumla tuvalin büyük bir kısmını kaplayan bir karakter ve şark temasını tamamlayan dekor ve unsurlar ve eşyalar. Evet, Ab-ı Hayat Çeşmesi'ni sahne oluşturan Çinli Köşk'teki 3. Murat Çeşmesi'ni görüyorsunuz. Mihrap önünde Kur'an okuyan adam de yine aynı şekilde okuma üzerine yoğunlaşmış bir resim. Ve herkesin bildiği, merak ettiği kaplumbağa terbiyecisi. Bursa Yeşil Cami'de üst kat odalarından birinde kendini gezgin bir derviş olarak betimlemiştir. Yine bu tablonun iki versiyonu vardır. Arkasına kavuşturduğu ellerinde neyini tutmakta, işte bir ucundan sırtındaki nakkareye bağlı mızrap sarkmakta. Osman Hamdi Bey bu resimlerde ilk kez figüre farklı yaklaşıyor. Arkasını dönmüş olarak betimliyor figürü.
ve kendini terbiyeci, kendi iş yapış biçimine uyum göstermeyen aslanın ismi de yemeğe ulaşmaya çalışan kaplumbağalar olarak göstererek onları da hicvetmekte. Evet, resmin geçtiği mekan Bursa Yeşil Cami üst katındaki pencerede yer alan kitabe. Evet, Sına Kıraç Pera Müzesi koleksiyonunda olan yine benzer şekilde tasarlanmış olduğunu görüyoruz. Sadece kaplumbağa adedi sayısı farklı ve pencere önündeki testinin varlığı veya yokluğu gibi ayrıntılarla sınırlı, hemen hemen aynı. Evet, kendisini Elbise-i Osmaniye diye bir kitap çıkarıyorlar ve Mardinli Kürt karakteriyle 1873 yılında Viyana'da çektirmiş olduğu fotoğrafı da göstermek istedim. Evet, ev resimlerine, ev içi resimlere bakarsak Osman Hamdi Bey'in vazoya çiçek yerleştiren kız resmi. Bunun da yine 3 versiyonu var. Yine bir iç mekan gösterimi, oturma odasında arkasına dönük bir vaziyette çiçek vazoya çiçek yerleştiren bir kadın görüyoruz. Bu tabloda da eşi Nail Hanım'ı model olarak kullandığı biliniyor. Kıyafet dönemin 3 etek elbise, 19. yüzyılın ilk yarısı ve 3. çeyreğinde başkentte kadınların giymeyi sevdiği bir model. Etemeldeme göre söz konusu çalışma, Osman Hamdi'nin resimlerinde tek kadının yer aldığı, nispeten daha az harem temasını işleyen çalışmalara örnektir. Modernleşmiş, yenileşmiş harem anlayışı içinde yerlerini alırlar. Evet, vazoya çiçek yerleştiren kız iki. Burada sadece elbisenin rengini değiştiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde betimlemiş. Saçlarını taratan kız Milli Saraylar resim koleksiyonunda bulunuyor. Yine geometrik şebekeli desenli pencerenin önünde duran kızdan birisi saçını taratırken betimlenmiş. Kıyafetlerin yanı sıra arka planda çıkmalı bölümde kurnanın süslemelerinde, yerdeki hamam tasında ve arkadaki altıgen çinli panolarda yine Osmanlı'ya ait izler bulunuyor. Daha çok kurgulanmış bir ev ortamı. Daha çok bize saray haremini akla getiriyor. Banyo sırasında işte kadın ve saçını tarayan kız, çıplak ayakları, işte salıverilmiş saçlarıyla oryantalist anlayıştaki cesur çalışmalardan birisi. Bu kurguyu oluşturan parçalar ilk dönem Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden ve Çinli kaplamalarıyla ünlü Bursa Yeşil Cami'nin sol mahfili ve Topkapı Sarayı'nın dış surların içine yer alan Çinli köşteki Çinli odadan alınmış, bunları birleştirmiştir. Evet, iftardan sonra İlber Ortaylı bunun ilk aile resimlerinden olduğunu söyler. Çünkü Türk resminde tabii konular ve temalar da yeni oluştuğu için aile kavramını da gösteren çok fazla resim yok. Bu da ilk örneklerinden olduğunu söyler. Sedef kalkmalı pencere kanatları, Çin ocağı nişleri, 19. yüzyıl Kafkas halısı, Hilye-i Şerifi, bir Osmanlı evinin iç mekanını yansıtıyor. Tabii Osman Hamdi bunları özellikle kullanıyor. Yani Batı'nın işte oryantalist anlayışına da uygun olarak bu objeleri kullanmayı seviyor. Aslında baktığımızda bir Osmanlı ailesinin evi olmaktan ziyade işte gördüğümüz Çin'i Topkapı Sarayı'nın mekanlarını andıran bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Kahve sunan halayık, kahve ocağı. En çok erken dönemlerinde Çin'i kullanıyor. İşte Çin'i tabak, işte Çinliler. Burada hem İznik Çin'i tabak hem de Çin'i kaplı ocak bulunmakta. Haremden hamam benzeri bir iç mekan görüyoruz ve 4 kadın ikili gruplar halinde betimlenmiş. Soldaki grupta bir kadın ayakta, profilden görünen diğer figür ise ayakta.
İkinci ikili figür grubunda soldaki kadın bağdaş kurmuş bir şekilde. Yine burada da Osman Hamdi'nin kullanmayı sevdiği Çinli panolar, leğen, ibrik gibi Osmanlı'ya ait objeleri görmekteyiz. Buradaki duvar çinleri altıgen pano şeklinde ve Topkapı Sarayı Sünnet Odası'nın cephe çinleriyle benzerlik gösteriyor. Ortada yer alan Rumiler Rüstem Paşa Camii içindeki bir Çinli panoyu hatırlatıyor. Duvarın solundaki barok bezemeli bir 19. yüzyıl seccadesi asılı. Yine Batı Anadolu halısı küçük bir parçasıyla resim soldan kesiliyor. Tombak bileğen yer alıyor. Evet, çarşaflanan kadınlar. Kur'an okuyan kız, rahle önünde kız diye de geçmekte. Osman Hamdi Bey'in seccade üzerinde oturmuş sarı giysili kadın önünde üstü işlemeli bir örtüde yıllarca Kur'an zannedilen bir kitabı okuduğu betimlemiş. Etemel'den bunun dört satırın başlangıçlarını okuyarak Ey Hamdi Sude Ezan olması sebebiyle söz konusu kitabın Kur'an olmadığını ortaya koymuş ama hangi metne veya şiire ait olduğunu bulamamıştır. Soldaki buğurdanla dışarıdaki doğanın karşıtlığı vurgulanmıştır. Evet, leylak toplayan kız, bunun da iki örneği var. Genç bir kız Erguvan ağacından çiçekler toplamakta. Zeybekler ocak başında oturup tavla oynayan zeybek ve bir de çubuğunu içerek oyunu izleyen bir diğer zeybek betimlenmiş. Oyunu kazanan mutlu, diğeri ise başı öne eğik bir şekilde gösterilmiş. Mekanın içi han veya depo olduğu anlaşılmakta. Boş tahta kutusu gaz yağı markası tersten okunuyor. Zeybekler silah, matara, heybe ve özel eşyalarını yere bırakmışlar. Zeybekler konusunu sevmiştir. Yine Osman Hamdi Bey zeybekleri türbe veya cami dışında hangi bir iç mekanları da betimlediğini biliyoruz. Bitmemiş, dolayısıyla imzasız ve tarihsiz bir resmi. Yine bir binanın bodrumunda eğlenen zeybekleri göstermekte. Bu tablo Keskin Kılıç tablosunun mekanıyla aynı. Evet, size Osman Hamdi'nin bu gösterdiğim iç mekanlarından halı detaylarını gösteriyorum ayrıntılı olarak. Tüm üç mekan resimlerinde karşılaştığımız bir özellik aslında halı kullanımı. Ve bu halının genellikle de bir ucu kıvrık, gördüğünüz gibi. Bunu Osman Hamdi Bey simgesel bir anlamdan ziyade daha çok gerçekçilik duygusunu artırmak, motifteki sürekliliğin sağlanmasında ya da işte ayrıntıdaki ustalığı kanıtlamak ya da ışık gölge oyunundaki başarısını göstermek amacıyla yaptığı düşünülebilir. Mimari resimleri cami kapısı da diye söyleyebiliriz. Tablolarında tekrarlarla aynı sahnenin birkaç versiyonunu yapmış olmakla tanınan bir ressam. Bunu daha önce de söyledim. Bursa'da Muradiye Camii'nin ana kapısını fon olarak kullandığı tablolar, türbe kapısı önünde iki kadın adıyla anılan kurgu olarak cami kapısı önü kompozisyonlarıyla benzerlik taşıyan iki adet tuval, Rüstem Paşa Camii'nin kapısının önünde şark kıyafetinde bir kişiyi gösteren tuvaller, Sultanahmet Camii'nin dış duvarında ferace giymiş kadınları resmeden tuvaller ve cami önünde konuşan hocalar adıyla bilinen ama aslında Karaman'da Hatuniye Medresesi'nin kışlık dershane girişini fon olarak kullanan tablo. Arzu Halci resmi, yazıya ve özellikle hat örneklerine yer vermeye meraklı Osman Hamdi. Bursa Muradiye Külliyesi'nde Şehzade Mustafa Türbesi dış pencere alanında Çinli alınlık detayını kullanmıştır. Cami önünde sarı cübbeli adam ya da tesbih çeken mümin, yine Rüstem Paşa Camii önünde kapı önündeki resmi. Gezintide kadınlar Sultanahmet Camii at meydanından bir bakışla gerçekleştirmiş. Sol planda
Gezintide kadınların yeşil bir tent altında yer alan şalvarlı, fesli, sarıklı bir satıcı grubu var ve batılı oryantalistlerin resimlerinden aynı yıllarda çekilmiş oryantalist içerikli fotoğraflardan aşina olduğumuz sucular, ayakkabı boyacısı ve satıcıların bir arada gösterildiği bir grup. Yine gezintideki kadınlar tablosunda kalabalık kadın içerisinde bulunan ve feraceyle yaşmak yerine daha alafranga tarzı bir elbise giymiş küçük bir kız. Bu tür çocuk giyiminin Osmanlı eliti içerisinde de yaygın olduğunu gösteriyor. Sultanahmet Camii avlu duvarı. Yine Sultanahmet Camii kapısında kadınlar ve Sultanahmet Camii kapısı. Yeşil Cami önü 1880 ve 1900 yılları arasında dış mekan ve güncel sahneler döneminin ilk ve en iddialı örneklerinden birini oluşturmakta. Ve Yeşil Cami, Mukarnas detayı, kapıdaki kalabalık figür topluluğu. Cami kapısında. Bu tabloda cami kapısının önünde kalabalığın arasında merdivene oturmuş bir oğlanla onun yanında ayakta duran biraz daha büyük bir kız durmakta. Bunu özellikle ekledim, yani detaya koymak istedim. Osman abinin başka hiçbir tablosunda rastlanmayan bir durum. Genellikle hiç ortaya çıkarılmayan sahne-seyirci ilişkisinin bariz bir şekilde gösterildiği, seyirciye gözlerini diktiği, baktığı figürler. Yine aslında kendisini de kompozisyon içerisine yerleştirmiş. Kapının üstüne yer alan ve mükebbire denen pencereden sarkıtılan halı. Yine cami kapısında feraceli kadınlar. Türbe kapısı önünde iki kadın. Camiden çıkan Sultan Muradiye Camii kapısı. Yine aynı resmin iki versiyonu. Yalnız bu tabi imzasız ve bitmemiş bir resim. Sağdaki iki figürün bitmemesinden anlıyoruz. Ve Halıcı Acem. Bu resim Osman Hamdi'nin nadir batılı figürlerinden, batılı tasvirlerinden birisi yer alıyor. 1868'de sergilediği ve bugün kayıp olan Madame Hay portresiyle 10 sene sonra yapmış olduğu Venedik manzarası dışında batıyı temsil eden tek örnek. Burada Halıcı Acem müşterisi olarak resmedilmiş bir Avrupalı aile görüyoruz. Yine Osman Hamdi'nin kullanmayı çok sevdiği objeler. Bunları da en sonunda yine size göstereceğim. Halıcı, satıcı olan Halıcı Acem. Ve cami önünde tartışan hocalar. Yine burada da üç figürde de aslında kendisini yansıttığını görüyoruz. İki özelliğe dikkat çekiyor. Bir batılı bir konu aslında, tartışma konusunu ele alması. İkincisi ise şark, giyim, kuşam, mimar ve eşyaların içinde bulunduğu ilk resim olması. Ve geçtiği mekan Hatuniye Medresesi. Burada da yine aslında kareleme yöntemini görüyoruz fotoğrafta. Evet, manzaralar. Osman Hamdi Bey'in İstanbul özlemi. Manzaralar pek peysaj ressamı olarak bilinmiyor aslında Osman Hamdi. Gerçekten de eserlerinin tamamına bakıldığında manzara tanımına uyabilecek resimlerin sayısı çok az. Ve dikkat çekici olan kısım bu resimlerin kariyerinin ilk 20 yılına, yani 1885 yılından önceye rastlaması. Ressamın ilk manzaraları dolaylı denen yoldan. Yani burada İstanbul özleminde ön planda düşünceli bir halde işte kırık sütun başlıklarına oturmuş bir kadının arka planını oluşturan bir Osmanlı kentinin silüeti görülmekte. Pusuda Zeybek, bu resim 1867 yılında Paris Dünya Sergisi'ne gönderilmiş ve
Merkezde yine yer kaplayan zeybek ve etrafında çorak alanı ibaret bir manzara. Manzara burada yine bir dekor. Sadece muğlak bir fon. Sitte Zübeyde türbesi olarak bilinen ama aslında Zümrüt Hatun'a ait olan türbeyi yine Bağdat yıllarında yaptığı düşünülüyor. Buradaki kağıt üzerine sulu boya bunu bir ön çalışma olarak yapmıştır. Evet, Bağdat Zübeyde Hanım Türbesi'nin de bir fotoğrafını koydum. İçeriden bir görüntü. Yine Bağdat'tan bir manzara. Ve bu yağlı boy olan daha sonraki çalışması yine Bağdat'ta Sitti Zübeyde Türbesi olarak geçmekte. Türbeler halen muhafaza ediliyor mu? Evet. Yani savaşlardan dolayı. Bugün onu bilmiyorum. Ama en son şu görsel... Evet, yeni. Ama diğer resimlerden bilmiyorsunuz. Sitti Zübeyde Türbesi. Evet. Yani şu mekanın içeriden görüntüsü. Hmm. Evet, daha az fırça tarveleri sayesinde yaptığı bir Venedik tablosu. Venedik şehri manzarasını güçlü bir şekilde vermiştir. Gebze'den manzara. Çok figürlü resimlerinde de Osman Hamdi'nin figürler aslında bir arada olmalarına rağmen yalnızdırlar. Burada da gördüğümüz gibi çocukları ve birbirlerinden uzak, işte birbirlerine sırtları dönük olarak iki feraceli kadın görüyoruz. Sanki figürler bulundukları mekana da yabancı gibidirler. Evet, Basra manzarası olduğu düşünülen bir manzara. Sahilde kuleli ya da minareli bir binale, denizde kayıklar bulunan bir resim. Bu manzaranın nereye ait olduğunu tespit etmek zor. 1869-70 yıllarında Irak'tayken gittiğini bildiğimiz Basra olabileceği muhtemeldir diyoruz. Yine Osman Hamdi Bey'in manzara önünde iki feraceli kadını gördüğümüz, yine aslında manzaranın bir fon oluşturduğu resimlerden. Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, bugünkü hali. Ve Nippur kazıları resmi. Osman Hamdi Bey, John Henry Haynes kazı yerinde çektiği fotoğraftan yararlanarak Nippur Tapınağı'nın ortaya çıkarılış hikayesini anlatan bu eşsiz tablo yapmış. Tamamen fotoğrafta görüldüğü gibi değil, birkaç değişiklikle tuvale aktarmış. Mesela kazının Amerika'daki sorumlusu Herman Waltraud Hibbert'i kazı yerine hiç gitmemesine rağmen tabloda kazıların başında sembolize etmiştir. Arkeolojik kazıların o dönemde nasıl yapıldığını, işte 1893'ten 96'ya kadar süren kazının 3. sezonunda tapınağın ne kadar ortaya çıktığını aslında gösteren, en küçük detayına kadar gösteren bir resim. Bu da fotoğrafı o döneme ait. Evet, sokak manzarası ya da eski Hisar'dan manzaralar, Eyüp Sultan Mezarlığı. Çeşme başında bu tuval Milli Saraylar resim koleksiyonunda bulunan ve Eugen Frament'ine ait atfedilen İmzansız ve tarihsiz tuvalin birebir kopyası. Ethem şöyle bir yorumda bulunuyor. Bilmiyorum yani Osman Hamdi'ye, her iki tablonun da Osman Hamdi'ye ait olabileceği düşünülebilir görüşünde. Evet, Egon Frament'in resmi ve Osman Hamdi'nin birebir kopyası. Evet, Osman Hamdi'nin resimlerinde kullanmayı sevdiği, sıklıkla kullandığı objelerden birisi. Peygamberin evsafını tarif eden yazı levhalarına birçok resimde aslında rastladık ve gösterdim Hilye-i Şerifleri. Şamdanlar, üzerinde mum bulunan iri şamdanlar birçok tuvalin, özellikle türbe içi resimlerinde karşılaştık. Kandiller,
Üç ana tip de var. İlki memlük tarzında pirinçten yapılmış. Buğurdan örnekleri. Ev eşyasına kategorisine giren objeler de var. İbrik, leğen, kahveden, fincan, çubuk, tas, tepsi, gülabdan ve vazo. Kendisi de zaten vazoda çiçekler adlı resminde konusunu oluşturmuştur. Kendi koleksiyonundandır Osman Hamdi'nin. Bugün hala ailesine aittir, mevcuttur. Kavukluk, terlik, testi ve ayna. Müzik enstrümanları, genellikle iki müzisyen kız ve müzisyen kızlarda gördüğümüz tambur, tef ve kemençe gibi sazlar yer alıyor. Burada hemen ressam çalışırken resminin de atölyesinde, miğferin yanında da yine tef görülmekte. Ateşli silahlar da var. Duvara şekil verilerek işte 4 adet içli tüfek, piştov bulunuyor. Kesici silahlar, yine kılıç, savunma araçları, miğferler, kalkanlar. Müze diline gelirsek eğer, bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri adıyla bilinen, en erken şekliyle kurulmuş, 1846'da kurulmuş olan Osmanlı Eski Eserler Müzesi'nin ismi Müze-i Hümayun. Müzenin uzunca bir hikayesi var. Kurumsallaşmada bir sıkıntı yaşanıyor. Yeni bir kimliğe bürünmesi, kurumsal bir yapılanmaya doğru ilerlemesi, gerek mekan gerek içerik bakımından uluslararası bir seviyeye gelmesi Osman Hamdi'nin müdürlüğü sayesinde olmuştur. Bu konuda ilk çabası da Salomon Reyna ile işbirliğine girip bilimsel envanteri olmayan müzenin kataloğunun çıkartılması olmuştur 1882 yılında. Ardından 1883'te Nemrut Dağı seyahatiyle müzeyi bir arkeoloji ve bilim kurulu olarak tanıtmış ve yabancı eserleri yurt dışına kaçırmayı önleyen Asar-ı Atika Nizamnamesini 1884'te yaparak en büyük adımı atmıştır. Bu yönetmelik sadece hukuki bir metin, yabancı eserleri götürmekten men eden bir araç değildir. Artık Osmanlı topraklarında ortaya çıkacak hemen her şeyin İstanbul'da bu müzeye doğru gelmesi demektir. Ve 1887'de Sayda kazıları, Osman Hamdi'nin burada nekropolden çıkarttığı lahitlerin cazibesi müzenin Hümayun'u arkeoloji dünyasının ortasına yerleştirmiş ve görünürlük kazanmasını sağlamıştır. Ve müzenin gelişmesi için de aslında gereken finansmanı sağlamak için eline de büyük bir koz vermiştir. Avrupa müzeleriyle yarışma fikrine kapılan 2. Abdülhamit yeni bir binanın yükselmesi için gereken desteği vermiş ve Osman Hamdi de bu projeyi çevresiyle beraber gerçekçi kılmaya çalışmıştır ve bu süreç 4 sene sürmüştür. 13 Haziran 1891 günü Alexandra Valeri'nin gerçekleştirdiği Luhut ve Mekabir-i Atika yani Eski Ayıtlar ve Mezarlar Müzesi'nin yeni binası açılmıştır. Ve kısa bir süre sonra da bilimsel kütüphane kurulmuştur. Maalesef kısa bir süre sonra binanın yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Ve Said Elahitlerine göre yapılan binada diğer koleksiyonlara yer kalmamıştır. 1898'de temeli atılan ve Philip Bello'ya yaptırılan ikinci binada 1903'te açılmıştır. Evet, Servet-i Fünun dergisinde Müze-i Hümayun'u görüyoruz 1910'da yer aldığı, Servet-i Fünun dergisinde yer aldığı şekliyle müze galerileri ve bugünkü görünümü Abdülhamit Tuğrası ve Küfiyat'la Asar-ı Atika Müzesi ibaresi. Arkeolojik çalışmalarına bakarsak ressamlığından sonra akla gelen ilk ihtisası Osman Hamdi'nin arkeolojik kazılarıdır. İlk olarak arkeolog olarak bilfiil geliştirdiği, başında olduğu kazılar, araştırma ve yayınlara geliyor. İkincisi, Eski Eserler Genel Müdürlüğü'ne tekabül eden bir görevle ülkenin bütün kazı alanlarının,
burada kazı araştırma yapan kişilerin ve bu kazılardan elde edilen eser ve buluntuların kontrol eden yönetici konumudur. Yine üçüncü olarak kazı alanlarını, buluntuların ne şekilde kullanılacağını belirleyen kanunun oluşturulmasında önemli bir rolü vardır. Eski eserler ve arkeoloji müzesinin kuruluşu ve idaresini üstlenen müzeci kimliği de dördüncü kısmı oluşturur. Müze müdürlüğü sırasında ilk Türk bilimsel kazılarını başlatmıştır Osman Hamdi Bey. Nemrut Dağı, Lagina, Muğla, Yatağan ve Sayda, Lübnan'da arkeolojik kazılar gerçekleştirmiştir. Burada İskender Lahiti, dünyanın başyapıtlarından sayılan İskender Lahiti de bulunmuştur. Söz konusu eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Salomon Reynal ile birlikte Sayda Kral Mezarlığı adlı bir kitap hazırlamış ve 1892'de Paris'te yayımlatmıştır. Kazılarından birkaç örnek vermek gerekirse Nemrut kazısı, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Antiochus'un anıt mezarının bulunduğu Nemrut Dağı, Osmanlı arkeolojisi ve Müze Hümayun istikbali olduğu kadar Osman Hamdi'nin kariyerinde de önemli bir yere sahiptir. Nemrut Dağı'nın zirvesine Komagene Kralı Antiochus Theos tarafından yaptırılan anıt mezar ilk kez Alman mühendis Karl Sester tarafından fark edilmiş ve ertesi sene yine Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün genç üyelerinden Otto Püchten tarafından incelenmiştir. Ve Müze Hümayun'un başında henüz 2 senesini doldurmamış olan Osman Hamdi'nin de ilk kazı misyonunun hedefi olmuştur. Burada Osman Hamdi Bey'in Nemrut Dağı'nda Antiochus tümülüsünde Antiochus başının üzerinde uzanmış halde görmekteyiz. Anıt mezarın doğu terasının görüntüsü. Antiochus'un başı 1883 Mayıs'ta Nemrut Dağı'nda yine Osman Hamdi'yi görmekteyiz. Batı terasında anıt mezarın yıldız fallı aslan kabartması yine kazı alanından görüntüler. Tasvir eden bir taş kabartmasının alçı kalıbını çıkarırken Osman Hamdi Bey'i görüyoruz. Sayda kazıları. 1887 ve 88 yıllarında çok sayıda lahit içeren bir nekropolün ortaya çıktığı kazılar. Sayda kazısı hem kendisinin hem de müzenin kaderini değiştirecek bir olaydı. 1882'de müzenin kataloğunun yayınlanması, 1883'te Nemrut Dağı seyahati, 1884'te Asar-ı Atika Nizamnamesi. Bunlar hep müzenin ilerlemesine, müzeciliğinin gelişmesine sağlamıştı ama görünür kılan Sayda kazıları olmuştur. Ve Sayda kazılarında İskender Lahti, M.Ö. 4. yüzyıla ait, Sidon Kralı Abdonomis'e ait olduğu düşünülen bir kral lahiti. Burada uzun cephesinde Makedonya Kralı Büyük İskender'in Perslerle yaptığı savaşlara ilişkin röletler bulunduğu için İskender Lahti adıyla tanımlanmıştır. Dünyanın en büyük lahti olup ağırlığı 25 tondur. Burada da lahtin uzun yüzlerinden birinde İskender Persleri bozguna uğratırken görülmekte. Belki de ana sahnesi uzun yüzlerinden birinde alıyor ve Persler ve Yunanlar arasındaki savaş sahnesini betimliyor. Savaş sahnesinin İskender'in M.Ö. 333 yılında kazandığı, ona Fenike ve Suriye'nin kapısını açan İsos Savaşı'nı temsil ettiği düşünülmekte. Ve bu savaşın sonuçlarından birisi de Abdülhamit'in yazgısının değişmesi ve Sidon Kralı olmasıdır. Pentelikon mermerlerinden, burada da yine lahtin kısa yüzlerinden birinde yer alan av sahnesini görüyoruz. Üçgen alınlıklı, çatı kapaklı. Birlikte çıkarttıkları kitaptan birkaç görüntü koydum. Çizimlerini beraber yapmışlar. Bu da renkli bir rekonstrüksiyon. Lahtin uzun yüzündeki savaş sahnesinin gösterimi. Yine Büyük Lahit Güney Cephesi'nden renklendirilmiş görüntüler. Osman Hamdi Bey ve Theodor Renan'ın kitap için hazırlıklarından.
Batı ve Doğu cephelerinin renklendirilmiş görüntüleri. Batı cephesinde bir aslan avı, Doğu cephesinde de İsus muharebesi yer alıyor. Bu da Kuzey ve Batı cephelerinden seçilmiş başlar, figürler. Sayda kazılarında bulunan ağlayan kadınlar lahdi, arkeoloji binası bu lahitten esinlenerek tasarlanmıştır. Nippur kazısı, bugün Irak sınırları içinde kalan Nippur şehrinde Nifer höyünde yaptığı ve çok sayıda Sümer tableti çıkardığı kazılarda Amerikalı arkeoloji fotoğrafçısı John Harry Hines ve astroloji profesörü Herman Voltra Hibret ile birlikte çalışmıştır. Bu kazılar sonunda 17 bin kadar tablet İstanbul'a, bunun 3 misli kadarı da Amerika'ya gönderilmiştir. Osman Hamdi Bey tarafından size biraz önce gösterdiğim Nippur resmi Pennsylvania Üniversitesi tarafından satın alınmıştır. Nippur Tapınak Sarayı kazısı o dönemde açılması planlanan Nippur Galerisi için Osman Hamdi'ye ısmarlanmıştır. Ve fotoğrafa dayanarak yapılmıştır resim. Evet, Nippur kazısından ve Osman Hamdi Bey ve G.P. Peters'le fotoğrafı. Bu da başka bir kazısı, Lagina kazı alanında Fransız arkeologlar Chamonix ve Carli ile birlikte. Evet, aslında Osman Hamdi Bey'in başka bir görevi de var. Bu arada Sanayi Nefise Mektebi. Yine 1883 yılında Osman Hamdi Bey'in girişimleri sonucunda müdürlüğünü yine kendisinin yaptığı Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Okulu, bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temelini oluşturan. Burada da aktif olarak çalışıyor Osman Hamdi Bey. Sanayi Nefise Mektebi'nin kuruluşuna ilişkin gerekçe, ilk yönetmelikte mektepte eğitimin amaçları, işleyişi, yapılacak yarışmalar, bütün konular ayrıntılı biçimde yer alıyor. Ve ilk öğretmenler yabancı ve eğitim akademik gerçekçi bir çizgide gerçekleştiriliyor. Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk yapısı İstanbul Arkeoloji Müzesi binası ile aynı avluyu paylaşıyor. Günümüzde eski eserler, eski şark eserleri müzesi olan yapı. Ve kurulduğu ilk yıllardan başlayarak da Türk resim sanatı için önemli bir konuma sahip okul. 1883 ve 1910 yılları arasında Osman Hamdi Bey müdürlüğünü yapıyor. Ve birçok Türk resminin öncü sanatçıları burada yetişiyor. Ahmet Ziya Akbulut, Şevket Dağ, Celat Esat Erseven, Sami Yetik, Mehmet Ruhi, Ali Sami Boyar, Nazmi Ziya Güran, Hikmet Onat, İbrahim Çallı. Bütün bu ressamlar bu okuldan yetişmekte. Evet, Osman Hamdi Bey'in Eskihisar Beldesi'nin merkezinde sahile paralel bir konumda yer alan, bugün de gidip görebileceğimiz Osman Hamdi Bey evi ve müzesi. Burada Osman Hamdi Bey gençlik yıllarında 28 ömürlük bir arazi satın alıyor ve burada güzel bir köşk yaptırıyor. Fransız mimarisinden izler taşıyor. Kiremit, tuğla, ahşap malzemeler Fransa'nın Lyon kentinden geliyor. Eskihisar'ı çok seviyor Osman Hamdi. Yazlarını bu evde geçiriyor. Osman Hamdi Bey'in Eskihisar'daki yazlık evi ve Osman Hamdi ve ailesinin Eskihisar'da evinin bahçesinde. Evet, günümüzde... Soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Sonra. Peki. Sonra, peki. Sergi salonu olarak kullanan atölyesi ve kullandığı orijinal boya paleti. Osman Hamdi Bey'in portrelerini yapan sanatçılar da var. Onlardan biri Emmanuel Dueden. Hamdi Bey'e hatıra ithaflı portre. Yine tuvalde Osman Hamdi'nin sarılıklı başıyla, sarıntırak bir giysiyle betimlemiş. Daha ince görüyoruz. Yine şark kıyafetiyle betimlemiştir. İbrahim Çağlı da Osman Hamdi Bey'i çalışmış. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunuyor. Onu tabii ki bu fotoğraftan yaptığını biliyoruz. Evet, Osman Hamdi Bey, gördüğünüz gibi hani kısaca aslında anlatmaya çalıştım. Çok yönlü, entelektüel ve yaptığı işi sonuna kadar götürmeye çalışan bir sanatçı, aydın bir kimlik.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi Osman Hamdi Bey kökenli Yunan olduğunu biliyoruz değil mi? Osmanlı'da tabii yani Yunan derken yani babası Yunan olarak babanın oğlu. Ben size hemen onu okuyayım. Şöyle, Osman Hamdi'nin babası Sakız'da bir ayaklanma sırasında İzmir'e kaçan Rum kökenli bir çocuk. Yok yani Yunanistan'da bu ne kadar tanınıyor diye. Ha, onu bilmiyorum dedim yani ne kadar tanındı ama kendi dönemi içerisinde özellikle arkeolojik kazılarından sonra çok fazla tanınıyor. İşte Amerika'da, Fransa'da, Viyana'dan resimleri satın alınan ilk ressamlardan, ilk Türk ressamlardan. Size göre Osman Hamdi arkeolog mu, ressam mı, müze müdürü mü, eğitimci mi? Bence eğitimci ve sonra ressam. Yani Güzel Sanatlar Okulu çok önemli, Sanayi Nefise Mektebi. Sonrasında aslında Türk resminin şekillenmesinde çok önemli. O yüzden bence önemlisi eğitimci. Hangisinde kariyerine sahip oldu? Mesela resimde mi, arkeolojide mi? Hepsinde var. Yani arkeoloji çevresinde inanılmaz tanınıyor. Yani günümüzde de öyle. O dönemi içinde. Ressam olarak da tabii birbirlerini desteklemiş aslında. Yani arkeolojinin o şeyinden de yararlanmış. Yani işte Aser-i Atika Nizamnamesi'ni çıkarması aslında yurt dışında çok fazla spekülasyona sebep olmuş. Çünkü elini kolunu sallayarak herkes buradan bir sürü şey götürürken artık götüremez olmuş. Tabii ilişkileri iyi tutmaya çalışmak istemişler. İşte bazen işte resimlerini satın alarak gönlünü hoş tutmak istemişler. Ama bence hani onu ayırt etmek, o yüzden en başında öyle bir cümleyle başladım. Hepsi. Rica ederim. Neden oryantalist bir şey yaklaşımla resimlerini şey yapıyorum? Çünkü iki kez mesela servis firmanın lafı geçti. Onlar daha böyle realist, naturist. Paris'te aldığı eğitimden aslında Gustave Boulanger, Jerome'dan çok etkileniyor. Jerome da ünlü bir oryantalist. Mektuplaşıyorlar, fikir danışıyor. Ve resimden aslında tabii oryantalist piyasası batıda yaygın ve orada da aslında geçerli söz sahibi olmasına bence etkili oluyor. Öyle bir sembolist bir yanı yok değil mi resimde? Yok. Yok. Bir tek Keskin Kılıç'ta işte baba-oğul ilişkisi üzerinden bir sembolizm okunabilir deniyor. Şimdi Osman Hamdi Bey dini konusunda kendini başkalarına nasıl tanıtıyor? Nasıl? Yani Müslüman olarak. Onu bilmiyorum. Müslümandır, Müslümanım diyordur ama mesela eşi dinini değiştirmemiş, Fransız ve sadece ismini değiştirmiş, Hristiyan olarak kalmış ama kendisi hani artı işte Hristiyanım diye dememiştir çünkü zaten Müslüman bir aileden. O çok da önemli değil yani. Evet. Osmanlı yok şeyle. Yani. Evet. Kendini nasıl tanıtırıyor diye. Yani. Yani o çok da önemli değil yani demiştim. Çünkü Osmanlı zaten çok uluslu bir ülke. Evet. Orada, yani çok önemli yani. Değil aslında şu günümüzdeki ben, gibi günümüzdeki değil. Çünkü Osmanlı'yı olan temsil eden ilk büyük temsil senin bildiğin Yahya Karaca Paşa Rum'du. Evet. Ondan sonra Aristide Efendi. Evet. Evet, evet. Ermeni geldi. Evet. En son ilk Türkler şey Abdülhak Hamit Tarhan'dır. 1899'da geldi. Ondan önce onun için Osmanlı şeyini çok severdi. Ben bir soru soracağım. Belki çok spesifik bir soru ama ben Osman Hamdi Bey imzasını atarken Latin harfleriyle hiç imzasını arsadınız mı? Yani bahsettiğiniz imzalarda herhalde şey Arap harfleriyle atıyor. Yok aslında onu koymadım. Çok aynatı diye mi? Var. Yani çok yani, çeşitli imzası var. Fransızca bile işte Hamdi ve O Osman aynı harfle yazıyor. Yok şey Latince de kullanıyor. Hı. İşte yani Fransızca olarak sonunu Y olarak da kullanıyor. Hamdi, evet, diyor. Evet. İlk harfinde O mu A mı? O. O. Evet. Çünkü ben bir yerde A gördüm. Ama şöyle de bir şey var. Yani hani çok çeşitli. Mesela Ethem Eldem'in bununla ilgili Osman Hamdi Bey sözlüğü var. Çok geniş kapsamlı. Onda işte iki sayfa imzalarına yer ayırmış. Hı.
Yani ben şeyde, onu şunun için soruyorum, biraz da şey olacak. Mısır'da bir tapınakta A. Hamdi ve Osman Hamdi Bey o yıllarda o ziyaret ettiğini bildiğimiz bir tarih, 1880 miydi? O zaman tekrar imzalara bir bakmak lazım belki. A. Hamdi diye yazıyor da tereddüt içindeyim. Acaba Osman Hamdi mi yoksa başka bir Hamdi mi diye. Onun için. Muhtemelen başka bir Hamdi olabilir ama tekrar bir bakmak lazım ama yani. Başka sorusu olan var mı? Bursa hayvanı ilişkisi. Çünkü çoğu zaman Bursa'daki mekanları resminde kullanmış. Bursa'daki mekanları? Yok, onları mimari olarak. Yani işte en başta da söyledim. Mimari aslında bir kurgu montaj olarak kullanıyor. Yani o şark şeyine, objelerine ya da mekanını vurgulamak için. İşte bazen Çinisini alıyor, bazen İşte kapı girişini alıyor. Yani hepsi de tamamen gerçekçi değil. Ama tabii bu Batı'da şöyle algılanıyor. Sonuçta Osman Hamdi, Osmanlı'nın içerisinde bunu gerçek ve birebir uygulanıyor zannediyor ama öyle değil. Yani onların içerisinde hepsinin kurgu montajı olduğunu biliyoruz. Kendisi bizzat giderek mi o şeyleri görüyor yoksa resimleri görmüştür zamanında? Evet, gördükleri de var. Fotoğraf da. Haraman'a gitmiş midir mesela? Onu bilmiyorum. Müzedeki o İbrahim Bey imaretin şey. Onu bilmiyorum. O zaman orada mıydı yoksa Karaman'da evet, mıydı mesela? Onu bilmiyorum. Çok baksız intihar edildi. Evet. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bizim ediyorum. Büyük bir zevkle dinledik. Umarım sıkmadım. Biraz hızlı anlatmak. Gerçekten. Bizim size küçük bir hediyemiz olacak. Bunu kabul edin. Şunu. Teşekkür ediyorum. Benim kendi yazdığım bir kitap. Çok memnun Kudüs'le oldum. İlgili. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bakın, evet. İmzalamışsanız ya da imzalamadıysanız evet çünkü lütfen. Şu renkli ama. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi ben de teşekkür ediyorum. Bu güzel konferansa geldiğiniz, vaktinizden şey yaptınız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki konferansımız 30 Haziran'da olacak. O konferansta konuşmacı olarak ben konuşacağım. Hicaz Demiryolu konusunda, Hicaz Demiryolu'nun yapılış hikayesi ve hazin hikayesi konulu konferansımız devam edecek. Daha sonraki konferanslarımız da Eylül'de konusu neydi? Anadolu'da Roma ordusu. Romalılar ve Anadolu'daki güçler diye bir konferans. Ve ondan sonraki konferansımız da yine İlker Canan Hanım'la ilgili şey olabilir. Gelirse Hollanda'ya bekleriz. Hollanda'da şey üzerine Homeros ve Troya kazıları üzerine bir doktora tezi yapan Günay Uslu Hanımefendi var. Onu da Osman Hamdi konusunu o Troya ilişkisini anlatacak. 30 Eylül'de Hollanda'ya kısmet bekleriz yine. Teşekkür ederim. Sağ olun.